Beni yoldan çevirdin. Tanımam etmiyorum kendisini. Sana bir soru soracağım dedim. 2 saat bekletti. Eve de geç kaldı. 2 saattir program yapıyoruz. Bir türkü çığırtmadı bana. Akbilim mi var? 2 aydır maaşımı vermiyor. Ölürsem kabrime gelme isteme. Kirasın üstünde. Yok, daha değil. Aa, sonra gelmedi mi Erdal Bey? Geldi. Burada Rejiden işaret ediyorlar. Bir BTR'miz varmış. Rejim var orada. Bir şey yok ki orada. Kimse yok ki orada. Serkan Hocam yani dost musunuz, düşman mı? Şimdi bunu oradaki televizyondaki... Ya niye böyle yapıyorsun ki? De bana kimse önceden söylemedi ki bunu. Söyleseydiniz ki. Ama bu sefer kayıttan sesler geliyor. Tamam, yönetmenim, al bunu, al. Ya. Çok diyorlardı bizi. Bizi vurduğu dayakları var ya. Benim bu işe başlamamın en büyük sebeplerinden birisi sürekli pişik olmamdı. Köy meydanında göbek attıktan sonra eve gelip videoyu izledim ve fark ettim ki Konyalı kaşık böyle oynanmıyormuş. Biz kendileriyle sadece haftada bir görüşüyoruz. Seviyor muyum? Evet. Gözüm dayak yiyor kardeşim ya. Beynimi sulanacak neredeyse. Sadece düşünce kuvvetimle bile bütün yükü kaldırabiliyorum. Nasıl program böyle? Nereye gidiyorsun? Şok, şok. Solist İbrahim Adıgüzel stüdyoyu terk etti. Nereye gidiyorsun İbrahim abi? Az kaldı. Abi nereye gidiyorsun? Baksın sizin paranın abiniz. Al sana bir şok daha. Kokaptan adlı adam Sadık Ak Elma'da. Stüdyoyu terk etti. İbrahim abi. Buyur. Ya çok tedirginim ben bugün. Ya hem çok kalabalık konuklarımız var bugün. Hem bunların içinde bir tanesi de böyle heybetli bir adam böyle. Abi olur da belki bunlar bana saldırmaya kalkarlarsa. Sen iri yarı heybetli bir adamsın abi. Hemen ortaya atla. Benim yerime sen dayak ye. Olur mu abi? Yaparız bir şeyler. Sana güveneceğimi biliyorum. Bir dakika. Dur. Buyurun. Sen... Çekil. Dön bakayım şöyle. Tamam, yönetmenim, al bunu, al. Gel. O bir sunucu, o bir gerilim, çekici ve sinir bozucu despot. Tamam abi, tamam, geldik içerideyiz, tamam, geldik. O bir yönetmen, öteki de fakat da boş koşturulaşan bir adam. Yeter ya abi, bitmedi bu adamın işi gücü ya. Gel al. O da bir fullist. Erdal'ın yerine dayak yiyecek olan Yiğit. Ya of ya, benim burada ne işim var ya? O bir iş adamı, o bir sporcu. Bu adam da her zaman bizi çağırıyor. O da bir hoca, testi ve cübbeli. Bunların da hepsi konuk. Osmat doğada hiçbir zaman serbest halde bulunmaz, asidin tuzu ve esterleri şeklinde yer alır. Fosfat madenleri deteryanlarda, ilaç ve kimya sanayilerinde kullanılmaktadır. Oo, başladık mı? Değerli izleyicilerimiz, Erdal Büyük Akyüz'üz. Emin olmamakla beraber hazırlayıp sunduğu fosfor kirli çamaşırlara hoş geldiniz. Bugün de stüdyomuzda birbirinden değerli konuklarımız var. Programımız tüm heyecanıyla devam etmektedir. Erdal, sendeyiz. Dedek, orada ne işin var? Niye gelmedin stüdyoya? Akbilim mi var? 2 aydır maaşımı vermiyorsun. Böyle idare edeceğiz. Deseydin ben akbil alırdım sana. Neyse tamam, mesajlar gelince oradan aktarırsın. Tamam, mesajlar gelince sana aktarırım. Teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederim. Değerli konuklar, hoş geldiniz. Alkış! Sen alkışla başlatmanın. Sen de çalabiliyorsun. Evet, değerli konuklar, yoğun alkışımızın ardından da hemen sorularıma geçiyorum. Tüylü Hanım, sana çok önemli sorularım olacak. Hazır mısın? Hazırım. O halde Serkan Hocam, seni bir tanıyalım. Hocam, Serkan Alkan, Yozgatlıyım.
Yani 15 senedir spor salonu işletiyoruz. Ayrıca bir sporcu gıdası şirketimiz var. Yani çocukluğumuzdan beri sporun içindeyiz. Futbolla başladık. Fitness'le devam ediyoruz. Hacettin Pehlivan. Aslen efendim Ardahan Çıldırlı'yız. 25-30 seneden beri de bu dini konular üzerinde eğitim hem öğreniyoruz hem öğretiyoruz elhamdülillah. Neticede öğrenmemiz ve öğretmemiz olduğu için efendim bugüne kadar faydamız olduğuysa ne âlâ ne güzel diyorum işte. Başka maşallah. Ne diyeyim? Maşallah. Maşallah. Allah razı olsun. Tüylü adam, seninle bir tanıyalım. Sokaktan aldık ya seni, tanımıyoruz. Seninle bir tanıyalım. Ceren, ben rektörümü çıkarayım. Ben sakallı, bıyıklıyım, uzun saçlı, geri somuzluyum, pazarlamacıyım, boyum 1.70, kilom 85. Hafif göbekli ama fit sayılırım. Yakışıklı ve bekarım. Şimdi yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Ha, şey programları karıştırdı herhalde. Tamam, teşekkür ederiz Tüylü adam. Ben sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, yönetmenim, sen de mi tanıyalım? Ben Mustafa Mert. Kökenimiz radyoculuktan gelme, radyo programcılığından başlama. Radyo işiyle uğraşıyordum. Sonra televizyon programları yaptık, yaptırdık. Yani medya sektöründen gelmeyiz. Şimdi yeni bir medya kurduk, kendi medyamızı oluşturduk. Nice sanatçı dostlarla beraber inşallah hep birlikte medyayı, sanatı icra etmeye çalışıyoruz. Ha inşallah, inşallah. Ama sen bunları biliyorsun zaten, anlatmama gerek yok herhalde. Ha biliyorum, biliyorum. Evet. Solist adam. Senden bir tanıyalım, kimsin sen? Bağ mı dedin? Evet, sağ dedim. Efendim ben İbrahim Adı Güzel ses sanatçısıyım. Memleketim Giresun Batlamalıyım. Yarışmacı arkadaşımıza başarılar dilerim. Erdal Bey, bir türkü çevireyim ben. Daha demin değil, daha demin değil. Biraz sabret, ben sırası gelince söyleyeceğim. Peki. Tamam. Kıymetli konuklar, sorularımız başlıyor. Evet, spor hocam. Neden spor yapmalıyım? A. Kız tavlamak için. B. Kızların beni tavlaması için. C. Sağlıklı yaşamak için. D. Bilmiyorum. Buyurun. Süreniz 10 saniye. Hocam bunun cevabı C zaten. Ama kız tavlamak için yani. Sağlıklı yaşamak için. Ama evet. Kişiden kişiye değişir. Şimdi amaçla geldiğinize bağlı salona. Yani kendinizi kızlara beğendirmek için de gelmiş olabilirsiniz. Ya da karşı cins erkeklere gelmiş için de beğenmiş olabilirsiniz. Gelmiş olabilirsiniz. Yani bunun sorunun cevabı sağlıklı yaşam içindir. Peki spor bize ne gibi bir sağlık katıyor? Seni gibi sağlık katar. Bir kere hastalıklarda yakalanmanızı da korur. Daha da zinde olursunuz. Zihninizi boşaltırsınız. Yani bunun gibi şeyler bunu çoğaltabiliriz yani. Sağlıklı etkenleri tabii, bayağı var o zaman ya. Okey, bunları bilmek için de doktor olmak gerekmiyor herhalde. Tabii canım, biz doktor değiliz zaten. Doktor tavsiyesiyle gelen de çok insanlar var. Ha, o şekilde de mi var? Tabii canım, o şekilde de var. Çok iyi. Doktor tavsiye ediyor da ne diye? Niye? Kime tavsiye ediyor? Yani sağlık sıkıntısı olanlara, mesela bel fıtığı olanlara egzersiz yapmayı tavsiye eder. Onlar da size gelir, biz de bazı egzersiz programları veririz. Diğer sorum hocam size. Sporcu ne yer, ne içer? A. Dayak yer. B. Pilav üstü, kuru yer. C. Programı vardır. D. Hiçbir şey yemez, aç kalır. Hangisi? Programa bağlıdır hocam. Ama tabii hepimiz dönem dönem dayak da yemişizdir, pilav da yemişizdir. Sizin yediğiniz oldu mu hocam? Şu cüsseyle. Çocukken yemişizdir hocam ilkokulda. Devam edeceğiz ama daha öncesinde diğer hocamıza da bazı sorularım var. Değerli hocam, malum mübarek Ramazan'ın içerisindeyiz. Dolayısıyla Ramazan'a yönelik çok önemli, gün yüzü görmemiş, hiç kimsenin duymadığı soruları hazır mısın hocam? Hazır. Mübarek Ramazan'da oruç tutmak zorunda mıyım? A. Evet. B. Hayır. C. Keyfime kalmış. D. Oruç tutmak zorunlu değil. Öyle bir şey yok. Şimdi evveliyatıyla şunu söyleyeyim. Herkesin Ramazan'ın mübarek olsun. Evet. Müslümanların evlat arazileri tekrar tekrar böyle Ramazan gibi güzelliği yakalama fırsatı verdi ya. O fırsatı değerlendirenlerden eylesin. Evet. Efendim ben şıkları unuttum ama. Neydi onlar? Hemen tekrar edeyim. Oruç tutmak zorunda mıyım? A. Evet. B. Hayır.
C keyfime kalmış. D oruç tutmak zorunlu değil. Yani hocam, hepsinin ayrı ayrı. Hayırlı bir şey söyle hocam, çok zorlanıyorum. Ya beni zorlama, ben de unutuyorum. Her Müslümanın oruç tutması farzdır. Bu sana azdır. Bunu eğer tutmazsan bundan sorumlusun. Hele Ramazan'da tuttuğun orucun sevabını Allah Azze ve Celle kendi verecek. Buradan oruç tutan arkadaşlara selam olsun. Tutmayanlara da bu kelam olsun. Kelam olsun, yani orucu tutalım, sihat bulalım. Bak da adam diyor ki vücudu, sporcu olan hocamız diyor, ne diyor? Vücut sağlam zinde olacak diyor, değil mi? E şimdi sen de vücudun zinde olmasının tek sebeplerinden birisi de nedir? Oruçtur. Oruç tut, sihat bul. Allah Resulü söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hocam bir şey sormak istiyorum. Kişisel olarak bu kayıt dışı. Tamam. Kayıt dışı mı? Bu şu anda soracağım kayıt dışı, bunu yayınlamayacağız da. Tamam. Hangi camide ezan okuduğun var mı? Ezan okuduğun cami vardı mutlaka. Var. Var. Peki ben oraya gelsem. Ben şu son 5 dakika, 10 dakikada çok zorlanıyorum. Hani artık dakikaları, saniyeleri sayıyorum. Bana bir jest yapsana ya. 5-10 dakika öne çeker misin şu ezanı? Sen hiç yıldızları saydın mı? Geceleri hava açık olduğunda zaman zaman. Vallahi bir sporcuya göndereceğim seni. O sana yıldızları sayma taktiğini öğretecek. Bana gelecektin. Yıldızları sayarken... Ezanla açıyorum. Tamam işte hocam. Yıldızları sayarken... Sayarken vakit bulacak. Ondan sonra ben ezanı okuyacağım. Sen de orucunu açacaksın. Hocam bir jest yok bize. Az sonra Fos Magazin'de. Çekmeyin ya, ne yapıyorsunuz? Çekmeyin aa, ne oluyor? Şok! Kavgalı kıvı eski muhtar adayı Ünnet Yıldırım göpek atarken görüntülendi. Henüz daha kavgalı dışkısıyla muhtap olmadan Ahmet Koç Kıraathane'de tavla oynarken görüntülendi. Şok şok! Yeşim gecenin bir yarısı nereye gidiyor? Rush rush! Yeşim uzun bir süredir çıkmadı. Acaba içeride ne yapıyor? Az sonra Fos Magazin'de. Oruç tutarsam ne olur? A. Aç kalırım. B. Günaha girerim. C. Sevap kazanırım. D. Onu ben de bilmiyorum. Oruç tutmak o kadar fazilet ki, o kadar fazilet ki Allah Azze ve Celle Kur'an'da Allah Azze diyor ki ya eylediğine amın ey iman edenler, Mevla bu şekilde söylüyor. Oruç size farz kılındı. Sizden öncekilere farz kılındı ki oruç size farz kılındı. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin emrinin altında yatan bir gerçek var. Hem sevaptır, hem sihattır, hem de senin için afiyettir. Onun için oruç tut, kendine gel. Param çok. Oruç tutmayıp fakir doysam da olmaz mı? A. Olur. B. Olmaz. C. Parayı bana verirsen olur. D. Hangi hallerde olur? Şimdi şöyle diyeyim, tabii ki oruç tutmadın, tutamadın, hastasın. Doktor da sana dedi ki kesinlikle oruç tutmayacaksın. O zaman parayı kime vereceksin? Fakire vereceksin. Fakire fidyesini verirsin. Fidye de şu anda en az 130 TL'den başlıyor, fitre. 130 TL'den başlıyor. En az mesela sen 3 öğün yemekte 150 liraya yersin veyahut da 200 liraya doyarsın. Onun için ne diyorlar? En azı 130 TL şu günün şartları altında. Ama sen bunu 150-200 veyahut da 250 durumuna göre değerlendirirsin. Fakir fukaraya da bu şekilde 30 günün karşılığı olmuş olan fidyeyi verirsin. Fidyeyi verirsin. Bu şekilde orucu ne yapamıyorsan, ne yapamazsın, tutmazsan parasını verirsin. Ama sağlıklısın, sıhhatlısın, ben fidye vereceğim. Dur diyor. Fidye veremezsin. Oruç tutacaksın. Allah Azze ve Celle her mümine oruç tutmayı ne kılmıştır? Farz kılmıştır. Ama oruç tutmamanın halleri var. Kim? Kim tutmaz orucu? Kafirler tutmaz. Ondan sonra acaba ölüler tutmaz. Çocuklar tutmaz. Onlar tekne orucu tutar. Öğlene kadar yer, öğlenden sonra yine yer. Devam eder. Efendime söyleyeyim. Hastalar tutmaz. Eğer doktor şey diyorsa, peki, mani oluyorsa. Peki kefalet ediyor tabii. Yani o şeylik hasta der. Hasta tutmaz ama şeyden sonra iyileşti, sıhhat buldu, tutar. Bunu ciddi olarak sormak istiyorum. Bazen karşılaştığım, hatta biriyle karşılaştığımda gıybet olmasın diye isim kullanmıyorum. Bana şunu dedi, benim param çok. Böyle oruç tutmak zorunda değilsin. Bu saçma geliyor bana. Bunun bedelini öde, her gün bir fakir doyur, oruçta muafsın. Böyle bir şey nasıl var? Şimdi şöyle diyeyim ben size, din mübin İslamiyet mantık ötesi bir dindir. Mantığına gelir, der ki ya başkasına parasını vereyim tutmayayım, ama öyle bir şey demiyor Allah-u Teala. Diyor ki Allah-u Teala, ey müminler oruç size farz kılındı, yazıldı diyor. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size farz kılındı ya. Dolayısıyla işte efendim sen fakirsin, öteki zengindir, param var ya, param varsa var, ne yapayım? Ama şartları var işte, o şartlar oluştuktan sonra paranı verip orucu tutmazsın. O şartlar da nedir?
vücudun el vermeyecek. Artık tutamıyorum, vücut iflas etmiş. O zaman şunu diyebilir miyiz? Zenginsin de olur şu parayla tutarım, böyle bir öyle şey. Bir şey yok. Öyle bir şey yok, öyle bir şey diyen adam ya şaşırmıştır ya fazla aşırmıştır. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Diğer konumuza geçiyorum. Sayın yönetmenim. Efendim karıştırma. Sana da sıra gelecek. Biraz bekle. Yönetmenim, size ilk sorum. Gıyabımda beni İbrahim Müdür'le çekiştirdiğiniz doğru mudur? A. Doğrudur. B. Kesinlikle doğrudur. C. Yok öyle bir şey. D. Biz bunu hep yapıyoruz. Biz bunu hep yapıyoruz zaten. Evet. Yazıklar olsun. İbrahim Müdür'le birlikte olup beni kanala şikayet ettiniz mi? A. Ettik. B. Etmedik. C. Her zaman ediyoruz. D. Bu gizli bilgidir. Açıklayamam. Bu gizli bilgi. Açıklamam gerekiyor. Tamam. Yönetmen, şimdi sizin sorularım bu kadardı. Ama ilerleyen sürede daha çok sorularım olacak. Sıra geldi. Solist konuk İbrahim Bey sana. Neden solist oldun? Başka iş mi bulamadın? A. Bulamadım. B. Bulursan çalışırım. C. Sanatı sevdiğim için. D. Çığırmak ciğerlerime iyi geliyor. Tabii. Sanatı sevdiğim için. Sanatı sevdiğin için. Evet. Neden seviyorsun sanatı? Sanatı şarkı söylemeyi, türkü söylemeyi seviyorum. Eda Bey, türkü çevirebilir miyim? Az sonra. Sorularımı getirin. Çırtacağım, çırtacağım. Diğer soru. Ses tellerine nasıl bakıyorsun? A. Cilalıyorum. B. Arap sabunuyla. C. Yumurta akıyla. D. Açıklayayım. Buyurun abi. Yumurta akıyla. Yumurta akıyla. İyi mi geliyor? İyi geliyor. Ha. Sadece akı mı yoksa sarısından beraber? İkisini bir atıyorum. O zaman iyi geliyor. Erdal Bey, ben türkü çevirebilir miyim? Sabit, sabit. Haber vereceğim, haber vereceğim. Sanatçı olmak havalı bir şey mi? A. Çok havalı. B. Havası batsın. C. Çok paralı. D. Parası batsın. Buyur. Havalı olmak. Havalı. 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 Evet. Erdal Bey. Tavsiye ediyor mu? Ben de havalı olabilir miyim? Böyle çığırsam. Ediyorum. Tavsiye ediyorum da ben bir türkü çevirebilirim. Az sonra. Az sonra. Biraz Saadet'ten haber vereceğim. Ben haber vereceğim. Sadık. Sendeyiz kardeşim. Sana şimdi çok önemli bir sorum olacak. Bu soruyu cevaplamaya hazır mısın? Hazırım. O halde şimdi magazinler. Fosmol Gazo. Şok! Kavgalı kıvı eski muhtar adayı Ünnet Yıldırım köpek atarken görüntülendi. Sonunda ben dedi muhtar adayı oldum diyerek sirincinden köy meydanında Konya'da Kaşıt'tan İzmir Zeybe'ye kadar sırasıyla göbek atan muhtar adayı seçime yenik düşmesinin ardından hype'lara karıştı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Gele canım. Şok. Ahmet Koç Kıraathane'de tavla oynarken görüntülendi. Hadi oğlum yürü. Henüz daha kargalar dışkısıyla muhatap olmadan tabloda kapışan koç, iki ters bir düz olarak 5-0 rakibine karşı yenik düştü. Bu da iki senin. Hayırlı olsun canım. Abi oyun oynamaz oğlum. Bırak. Abi ya zardır oynuyoruz abi ya. Ha burada bir şey var. Bak. Koltuğun altında yırtık var, yırtık. Ya bak. Bak bir dönem benim. Anca gidersin. Kasay borcumuz ne? Alalım. Ooo sizin bayağı var ya çayınız. Ne kadar ama? Tamam daha böyle. Sen yabancı değilsin abi. 200 lira yeter abi. Koç da hesabı da ödemek zorunda kalan koçum moral iyice alt üst oldu. Yetiyor mu çarpı? Yeter abi. Teşekkür ederim abi. Elini yolunu tutan koç kameralarımıza. Oyunu verdik. Acemiye oyun verdik. 200 lira hesap verdik. Nasıl bu oyunumuz düzgün olsun? Dedi. Şok. Kapının önünden dikkatlice sağına soluna inceleyerek çıkan Yeşin, emin olduktan sonra kuşaladım yol alıyor. Yeşin gecenin bir yarısı nereye gidiyor? Gözlerimize inanamıyoruz değerli izleyiciler. Yeşin'in dönercide acaba ne işi var? Ne isterdiniz? Bir tonluk döner rica edeceğim. Üstten bir pide döner yapalım, paket. Buyurun oturun. Teşekkür ederim, beklerim ben. Sağ olun. Flash,
Yeşim 5 dakika kadar uzun bir süredir dönerciden çıkmadı. Acaba içeride ne yapıyor? Buyurun, paketiniz hazır. Teşekkürler. 100 TL. Buyurun. Kolay gelsin. Sağ olun, hayırlı günler. Flash flash, Yeşim kendisini görüntüleyen kameralarımıza... Aa, çekmeyin ya, ne yapıyorsunuz? Çekmeyin aa, ne oluyor? ...diyerek tepki gösterdi. Biz de kendisine bu dedikodu daha çok su kaldırır Yeşim, bilgin olsun diyoruz. Allah Allah! Özmol gazan... Ölürsem kahvemi isteme! Kirasın üstünde... Daha demeyeyim. Ağla sıra gelmedi mi Erdal Bey? Geldi. Orada Reji'den işaret ediyorlar. Bir BTR'miz varmış. Reji mi var orada? Kimse yok ki orada. Kimse yok ki orada. Nasıl program böyle? Nereye gidiyorsun? Şok, şok. Solist İbrahim Adıgüzel stüdyoyu terk etti. Nereye gidiyorsun İbrahim abi? Az kaldı. Abi nereye gidiyorsun? Baksın sizin paranın abiniz. Al sana bir şok daha. Kokaptan Arnav adam Dalış Ak Elma'da stüdyoyu terk etti. Değerli izleyiciler, magazinlerin ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fakat kulağıma şu anda rejiden fısıldılar geliyor. Erdal Bey, kulağımızda bir şey yok. Ne geliyor? Nereden geliyor? Çok içeride, çok derinde o. Buradan gözükmüyor da. Görünmüyor. Siz göremezsiniz. Onu çok derine soktum hocam. Mesajlarımız varmış. Evet, Dilek sendeyiz. Tamam, mesajlar geldi. Çıktığın parasını da ben verdim bu arada. İlk mesajımız gelmiş. Kimden gelmiş? Esenyurt'tan Sıttık yazmış. Programımız çok eğlenceli. Çok beğeniyorum. Herkese sevgiler ve selamlar yollamış. İkinci mesajımız, programımızı severek izliyoruz. Hep böyle devam etsin diyor. Zonguldak'tan yazılmış. Üçüncü mesajımız, İstanbul Bahçelievler'den Hanife Hanım yazmış. Erdal Bey, yatsı okundu mu diye soruyor. Cevaplayacak mısın Erdal? He, tamam. Hemen bakıyorum. Okunmuş Hanife abla, kılabilirsin. Evet, Dilek sendeyiz. Allah kabul etsin. Son mesajımızda ailece beğenerek izliyoruz. Size, onlara, bunlara, şunlara selam olsun demiş. Malatya'dan Mesut. Bizden de oradaki, buradaki ve şuradaki tüm Mesutlara kucak dolusu sevgiler olsun. Değerli izleyiciler, mesajlarımızın ardından programımız aynı hızıyla devam ediyor. Evet Serkan Hocam, sendeyiz. Hani bana. Acele etme, sana da sıra gelecek ya. Panik yapma, acele etme. Ordunun dereleri... Hocam, ne yapıyorsun? Daha sıra sana gelmedi. Benden mi? Yok. Serkan da. Tamamsınız değil mi? Sakinsiniz değil mi? Soru soracağım. Bir tek bir şey verebilir miyim? Daha sonra dedim ya. Tamam. Sana da gelecek. Sakin. Evet, sakın hocam. Spor yaparsan kaç kişi görebilir? A. İki kadını bir arada. B. İki kadın, bir çocuğu bir arada. C. Üç kadını. D. Kadınlar beni. Ha şimdi diyeceksin ki neden? Hep kadınlara baz aldım. Biraz da dedim dikkat çekelim. Çünkü hep haberlerde dinliyoruz ya. Doğru, kadınlara şiddet diye. Biraz ilgi çeksin istedim. Buyur hocam. Oradaki şıklardan hiçbiri değil hocam. Sebep? Oradaki şıklardan herhangi biri yaparsanız erkek gelsiniz zaten. Evet. Yani yaptığınız spora bağlı. Adam dövmemeniz. Şimdi hangi sporla uğraşıyorsunuz bilmediğim için siz orada şimdi hangi sporu kastediyorsunuz hocam? Yani siz orada illa kadın dövmek mi istiyorsunuz? Yani ne istiyorsunuz? Evet. Sakin. Hani bari başka bir şık değil de hani onun üstünden ilerleyelim. Ne diyeyim ben orada şimdi? A, B, C desem ne diyeceğim sana? Diğer soruma geçiyorum hocam. Spor hayatın hocam nasıl başladı? A. Ben spor mu yapıyorum? B. Öyle bir hayatım mı varmış? C. Sana ne?
De, açıkla. Açıklayayım hocam. Yani ufak yaşlarda başladı. 13-14 yaşında futbolla başladı. Amatör olarak futbol oynadı 20 yaşına kadar. Askerden geldikten sonra ufak bir kendi çapımızda serbest meslek. Dükkan aç, git dükkan kapat. Ondan sonra son 13-14 senedir de spor salonu işletmeciliği yapıyoruz. Fitness'la uğraşıyoruz. Yani bu kadar. Başka öğrenmek istediğiniz bir şey varsa sorun hocam. Daha sonra size tekrar geleceğim hocam. Yalnız daha öncesinde Taceddin hocama bir iki sorum olacak. Taceddin hocam, önceki teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Bazı programlarda duyuyoruz. Absürt olmalarına rağmen izninizle bunları size sormak istiyorum. Hazır mısın hocam? Bana mı soracaksın? Sana soracağım. Sor bakalım. Sıkıntı yapmayayım bari. Ben bu programa geldim de bu program var ya, yani ben dini bir program zannediyordum, böyle bir din açısından anlatacaktık. Bir magazin gibi bir şeye mi dönüştü? Önceki bir şeyle başlayalım hocam. Tamam. Bu soru çok zordu, bunu pek cevaplayan olmadı. Evet. Sakız orucu bozar mı? A. Şeker sisi hayır. B. Bozar. C. Yemek yesen de bozulmaz. D. İstediğini çiğne, yutma yeter. Şimdi sakız meselesi bu bir terim olarak değil de mesele şey olarak söyleniyor bunda. Diyor ki hamile olmuş olan kadın eğer oruç tutuyorsa, yani böyle bir kendini kandırmak gibi bir şey olmasa hasebiyle diyor. Yani onun çiğnemesine belki müsaade var ama sakız şekersiz olacak deniyor. Şekersiz olacak, tat vermeyecek. Bazen öyle bir şey var ama hiç çiğnememek daha iyi. Yani böyle orucu kerahate sevk edecek, orucu bozmasa da orucu böyle perişanlığa sevk edecek bir hali yaşamamak lazım. Dolayısıyla burada gençler de bir zararı soruyorlar. Hocam oruç çiğnesem, sakız çiğnesem orucum bozulur mu filan diye. Bu şekilde bazen de şeye alıyorlar onu. Sizin demiş olduğunuz gibi müzik miydi? Ne demiştiniz demin? Absürt. Absürt gibi böyle bir şeye alıyor. Absürt. Dolayısıyla bunlar o düşünceden vazgeçmek lazım. Bunlar artık böyle demode oldu artık. Demode oldu. O cihetten yani mekruh olan işlerden kaçmak lazım. Adam diyor ki hocam denize girsem orucum bozulur mu diyor. Abi dikkat edeceksin, ağzından kaçarsa bozulur. Ona göre ne yapacaksın? Denize girmeyecek. Girmeyeceksin. Yani orucunu kerahat edecek bir şeyden kaçman lazım. Ha deniz bozmaz ama girdi bir taraftan. Su girer mi? Girer abi. Ağzından girmez, yerinden girer. Onun neçesine bakarsın bozulur. Hatta helaya bile gittiğin zaman ne yapacaksın? Kendini kasacaksın. Taharet alırken bile kendini kasacaksın. Eğer su kaçarsa oradan gitti. Gene bozulur. Gitti abi. Çok ilginç bir bilgi. Gitti gitti. Bunu yeni öğrendim. Gitti abi gitti. O cihetten ne yapacaksın? Dikkat edeceksin. Oruç tut diyor Allah-u Teala. Tut. Emrediyor. Emrediyor. Bu emre intisale orucunu kerahate sokacak işlerden uzak dur. Gıybet etme. Yalan söyleme. Sövme. Adam söve söve geziyor. Neden efendim? Araba ileri gitti, araba geri geldi. O anda atmosfer değişiyor. Bakıyorsun bizimki oruçlu geldi. Bir taraftan direksiyon sürüyor. Diğer taraftan adama sövüyor. Ya sövme kardeşim. O bozuyor mu? Bozmaz ama sevabını götürüyor. Sevabını götürüyor. Gıybet. Orucu bozar mı? Bozmaz. Sevabını götürür. Yalan. Orucu bozar mı? Bozmaz. Sevabını götürür. Dolayısıyla orucunu tehlikeye sokacak işlerden muhafaza edeceksin. Adam diyor ki hocam diyor sabahtan akşama kadar uyuyorum diyor. Namazı kim kılıyor oruçluyken? Öğlen okundu, ikindi okundu, akşam okundu, akşam ezanı okundu, sabah ezanı okundu. O kabul görüyor mu? Ya şimdi şöyle diyelim, hiç yoktan iyidir. Hiç yoktan iyidir. Yani o şekilde uyudun. Gıybet etmesinden iyidir, yalan söylemesinden iyidir. Millet oruç kabul mu? Orucun makbul olması, oruç şartları yerine geliyor. Orucun farzı kaç? Üç. Üç farzdan birisi niyet etmek, ikincisi evvel ve ahir vaktini bilmek, imsaklı evvel vakti, ahir vaktinde ne zaman? Akşam namazı. Üçüncüsü de orucu bozan şeylerden kişi kendini muhafaza ettiği zaman oruç tamam. Ama uyuyarak değil abi, Kur'an dinle, Allah de, la ilahe illallah de, Muhammedun Resulullah de, ama gıybet edeceksin, yalan söyleyeceksin, birisini gırtlaklayacaksan tutma, değil. Tut ama yapma. Tamam? Hocam çok iyi anlattın, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir sorun daha olacak hocam. Oruçlu kişi eşiyle ilişkiye girerse, bunu televizyonlarda soruyorlar. Ben de bunun cevabını senden merak ediyorum hocam. A. Orucu bozulur. B. Bozulmaz. C. Günaha girer. D. Mahsul yoktur. Ya şimdi lazım bir tanesi. Demiş Fadime. Ona da dedi ki buyur dedi. Ya dedi ben dedi orucun dedi şeyini buldum.
Çok canı istemiş hanımıyla beraber olmayı. Neticede de ya ne buldun ne buldun demiş. Ya demiş yatağı hazırla geliyorum demiş. İş bittikten sonra Fadime demiş. Biler misin demiş. Demiş ne oldu demiş. Sana da bana da 61 oldu demiş. Ve bundan mutlu olmuş. Yani. Ula demiş. Hayır diyor. Ula demiş temel. Ettiğin bu muydu la demiş. 3 gün nesi? Cezası. Cezası. Bir gün nesi? Tutmadığı gün. Kazası. Peki bunu 60-59 gün tutsa? 59 gün tutsa 60. gün tutamadı. Tekrar 60 gün tutacak. Evet tüylü adam. Sana çok önemli bir sorum olacak ama öncesinde sen yönetmeni sana sormak istiyorum. Evladı tanıdığım için A. mutluyum. B. çok mutluyum. C. mutsuzum. D. tanıdığım güne lanet olsun. Tanıdığım güne lanet olsun. Sıfır olsun. Hakkımda hadi oradan ondan da programcı mı olur dediğin A. doğrudur. B. yanlıştır. C. lafımın sonuna kadar arkasındayım. D. az bile demiş. Az bile demişim yani. Teşekkür ederim. Solist İbrahim abi. Türkü çığırmanın sana ne gibi faydaları oluyor? A. stres atıyorum. B. stres yapıyorum. C. hiçbir şey yapmıyorum. D. aşk yaşıyorum. Stres atıyorum ben. Şarkı söyledim de stresim atıyorum. Stres üzerindeki ne kadar stres. Nasıl atıyorsun? Yok kaldırma bakıyorsun. Ne yapıyorsun? Girasın üstünde. Yok, daha değil. Ben sana haber vereceğim. Tamam. Ben diğer soruya geçiyorum. Ben diğer soruya geçiyorum. Sakin. Konser verdiğinde en çok neyle karşılaşıyorsun? A. insanlarla. B. hiç kimseyle. Çünkü kimse konsere gelmiyor. C. yuh sesleriyle. D. kucağıma atlayan kadınlarla. Buyur. Cevap vermesem olma mı? Gizli tutuyorsun ya. Ben anladım. Ben aldım cevabı. Gizli. Evet, Tüylü adam. Yine sırasına geldi ama kulağıma bu sefer kayıptan sesler geliyor. Reklamlar. Elastiki %100 pamuk, hafif ve bir o kadar da yumuşak. Eski adıyla tuman, günümüz tabiriyle iç çamaşırı, aslen kilot, nesnen de dondur. Lastiklidir, kayma yapmaz. Paçaları sıkıdır, yukarıya toplanmaz. Esnektir, rahatça giyilir. Elastiktir, havadar yapıya sahiptir, asla pişik yapmaz. Bir alana bir bedava kampanyamız tüm pişik mağazalarında. Bir çay. Bu çayı yapan adam. Bu da çayın makinesi. Ustam eline sağlık. Çok afiyet olsun. Sen de çay içmek istiyorsan gel buraya. Giresun Patlamalar Derneği. Giresun Patlamalar Kültür ve Yardımlaşma Derneği. İletişim 0212 462 28 28. Çay buğday çilef. Döner. Bazen döner, bazen dönmez. Bu da dönerci. Bazen keser, bazen kesmez. Döner güzel, döner lezzetli. Acıktıysan gel buraya döner ya. Kasım İskender Kebapçısı. Türk mutfağının zengin çeşitleri. Dümdük kebap ve döner. Adres: Nadire Caddesi, Zeki Sokak, No 9, Mertar, İstanbul. İletişim 0212 482 75 36 www.lasimiskender.com. Döner Kasım İskender'le yenir. Serkan Hocam, spor salonunda başına gelen en komik hadise nedir? Çok var komik hadise de. Yakın zamanda olanı anlatayım sana. Üyenin biri yeni başladı salonu, yeni kayıt oldu.
koşu bandına koşarak çıktı. Baktı üstünde atlet var. Şimdi atlette çalışmaya izin vermiyoruz ya. Şimdi atleti değiştirmek için yanına bir gittik. Altında şort yok, boxer'la çıkmış. Ha, bildiğimiz boxer. Bildiğimiz boxer'la çıkmış. İçlikle yani. Çıkmış. Yanına gittik, oğlum bu ne hal diyorum. Ya hocam diyor, işte ben evde böyle rahat ediyorum diyor. Bir de buraya baktım diyor, içeride diyor hiç kadın yoktu diyor. Biz bizeyiz diye böyle geldik diyor. Onu doğruca soyunma odasına gönderdik. Üstünü değişti. Ondan sonra evine gitti. Arada farklı şeyler de oldu. Onları da anlatmayalım programımız gereği. Yani bugün o şekilde ona taviz verse yarın herhalde donsuz çıkacak. Sakın hocam çok teşekkür ediyorum. Evet. Değerli Taceddin hocam sıra sende. Senin de mutlaka başına bir komik hadise gelmiştir. Yani şimdi ne anlatsam, yani çok var, aslında çok var. Talebelerden var. Efendime söyleyeyim, talebeleri bir noktada yakaladığımız oldu. Gece yazı tura atıp böyle birbirlerine tokat çarpıyorlarmış mesela, onu yakaladık. Çocuklar ne yapıyorsunuz hocam, şakalaşıyoruz dediler yani. Tokat. Çocuklar birbirlerine tokat atıyorlar. Yazı tura diyor mesela, yazı tura derken atıyor böyle şeyi, geldi tura. Anında bakıyorsun, lan ne geldi, o tura demişti, öteki yazı dedi, tak bir tane onu asılıyor, ötekini asılıyor. O ondan intikam almak için onun peşinde şey gibi dolanıyormuş. Ben bunu seneler sonra öğrenince, ya dedim nasıl yaptınız, biz talebeyi dövmüyorduk. Sizler nasıl dövdünüz bunu? Şimdi bu kardeşimiz de benim kayınço. Kayınço dedi hocam. Dedi, yabancı da değil zaten. Değil. Dedi ki, hocam dedi o zaman veyahut da dedi enişte dedi. Biz onu şaka olsun diye yapaydık dedi. Bu bir. İkincisi, bir engelli talebem vardı, engelli talebem. Bu bir gün bana bir liste getirdi. Liste getirdi, koca bir liste nedir dedi. Ya hocam dedi, ben dedi, o zaman dedi engelli değildim dedi. Engelli değildim dedi. Ben dedi bakkaldan aşırdım dedi çikolatalar, ondan sonra ne bileyim bazı şeyler aşırmış. Onlara dedi acaba helallik verir mi dedi bakkallar. La dedim verdi bakayım hemen bakayım, baktım kiminden çikolata, kiminden efendim şeker, kiminden leblebi. Not etmiş yani. Tabii yazmış, bütün bakkalların hepsini yazmış. Ben de onu üzmemek için dedim ki ben dedim bunu gidip özellikle parasını ödeyeceğim. Parasını ödeyeceğim, senin dedim bu şeyini. Helalini alacağım. Adam bir sevindi, bir mutlu oldu ki o kadar olur. Ben şimdi bakkala gittim, selamünaleyküm aleyküm selam. Ya dedim böyle böyle bir adam var bende, talebe var. Bu senden bir şeyler şey yapmış, haberin var mı? Yo dedi hocam, ne haberim olacak? Farkında mısın kaç para şey yaptığını o zamanın şartları altında? Dedi bilmiyorum ki. Listeyi koydum önüne. Ya hocam helal hoş olsun dedi. Bakkal amca da kıyak yaptı. Öteki bakkala gittim, o da aynı kıyak yaptı. Öteki de gitti. Ya bu gez bitmeyecek dedim. En az var 20-30 tane bakkal. Adam şey yapmış durmadı. Bakkallar geldim buna dedim ki ne yapıyorsun? Dedim ya vallahi dedim bakkalların hepsi dedim senden para istiyorlar. Bende de o kadar para yok. Nasıl yapacağız dedim. Böyle bir durdu. Hocam gövle mi öyle mi? Lan sen ödeyecektin dedi. La dedim tamam sıkıntı yapma dedim Allah'ın izniyle. Hepsi dedim şey yaptı. Ne yaptı biliyor musun hepsi dedim. Ne yaptı hocam dedi. La seni affedeceklerdi ama beni dövdü dedi. O da diyor hocam ben de sebep dayak mı yedim dedim biliyor musun? Orası çok enteresandı. Allah ben dedim tabii. Ben dedim senden sebep dayak yemedim. Affettiler ya. Listeyi yırttım attım dedim. Hiç unutamıyorum onu. Rabbim Celle Celaluhu Celle Şanuhu hep iyilikte yarışan kullarından eylesin. Yani insan bazı şeyleri öğrendiği zaman, o şeylerden de kaçtığı zaman, yani haramdı, helaldi, o konumu öğrendikten sonra kendisini affettirmek için bahaneler arıyor. Çok hoşuma gitti benim. Evet, sadık, tüylü adam. Şimdi sana soracağım İbrahim abi. Evet, senin başına gelen komik hadise var mı? Benim başıma gelen komik hadise var. Anlatayım. Bir gün bir arkadaş dedi ki, biz dedi türkü barda çalışıyoruz, artık kulağımızın pası, kulağımız iyice pas yaptı. Dedi, abi gel dedi, şu kulağımızın pasını sil. Gittim, beni sahneye davet ettiler, sahneye çıktım, başladım şarkıyı okumaya, bir tane beyefendi geldi. Dedi ki, hapise senden mi çıkıyor dedi. Evet dedim, benden çıkıyor. İnanmıyorum dedi. İstersen arkadaşlara dedim, kesin müziği diye kestiler. Şöyle etti. Etti. Hayırdır dedim. Ya şu tipe bak dedi, şu size bak dedi. Bana geçmedi. Bilmiyorum. Bana geçmedi. O zaman ikincisini anlatayım. Daha sonra. Daha sonra. Neden böyle bir içeri alabilir miyim? Daha sonra. Daha sonra. Acele. Daha sonra. Evet Sadık, şimdi sana komik hadisenin soracağım. Fakat önce fos dedi.
Foss dedi. Değerli takipçilerim, Foss magazinde hakkımda çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği duydum. Dönerciye gittim, doğrudur. Fakat biz kendileriyle sadece haftada bir görüşüyoruz. Seviyor muyum? Evet. Bunda bir beyiz de görmüyorum. Herkes aşık olabilir. Fakat bizim ilişkimiz dostluktan öteye geçmemiştir. Haftada sadece bir tombik döner yiyorum. Konuyu diyetisyenlere de sordum. O kadardan bir şey olmaz dediler. Çok kalori yapmaz dediler. Kısaca onlar da benim dönere olan aşkıma saygı gösterdiler. Kamuoyunu ve sevenlerime saygıyla duyurulur. Benim bu işe başlamamın en büyük sebeplerinden birisi sürekli pişik olmamdı. Aylarca düşündüm, bilim adamlarından araştırdım, yaşlı bilgilere sordum. Çare bulamadım. Ve anladım ki iş başa düştü. Kolları sıvadım, yıllarımı harcadım, çok emek sarf ettim. Ama sonunda başardım. Artık hem huzurluyum hem de mutluyum. Yıllar yıllar önce arkadaşlar, benim bir amcaoğlu vardı, Allah rahmet eylesin, Hasan. Çok severdim onu. Bununla beraber okuldayız. Bir köyde bir öğretmenimiz vardı. Çok diyordu bizi. Bizi vurduğu dayakları var ya, böyle aklınızı yanınız almaz yani. O kadar bir dayak yaptık biz. Bir metreluk kalas saksan İstanbul'a asma köprüye bak. Her gün dayak yiyordu kardeşim ya. Beynimiz sulanacak neredeyse. Ne yapalım, ne diyelim, biz bu hocadan bir intikam almamız lazım. Hasan da çok şimfikirliydi öyle. Anasının gözü bir uşak idi. Allah rahmet eylesin. Dedi ki Yaşar dedi, biz dedi hocaya dedi bir pusu kıracağız dedi. Bizim orada Sofi'nin evi derler. Onun oradan hemen böyle bir yırmak akar. Yeni araba yolu yapmışlar. Oraya kürkleri koymuşlar. Yukarıdan aşağı tünel gibi böyle gidiyor. L şeklinde tünel. Ben zayıf idim. O biraz daha kısa. Ben girdim yukarıdan aşağı tünele. Çungun içine. O da alttaki çıkışına girdi. İşaret vermişim. Ben taş bıraktım mı yukarıdan başlayacak taş atmaya. Bekledik hoca gelecek. Bekledik baktık hoca geldi. Böyle yaz ayları, okulun son dönemleri böyle dolunay gökyüzünde. Mesela baktık hoca geldi, kapsam alanına girdi böyle tam taş atacağı, vuracağı bir zemine yaklaştı. Ben taşı bıraktım. Taşı bırakmamdan alttan taş yağmuru. Yukarıdan taş yağmuru başladı hocaya. Hoca bir baktı sağa sola dedi, ne oluyor dedi ya. Yukarıdan taş yağayı, aşağıdan taş yağayı. La dedi, çimler mi çarptı bizi? Çimler mi bastırdı? Ne var buraya dedi. Nas nereye kokuyarak topuk. Normal gitse 100 metre kalmamış evine garibim. Öyle bir uzaktan gitti ki 1,5 kilometre sonra ancak evine varabildi. O bir gün okula geldi. Dedi uşaklar sakın dedi, akşam ezanından sonra dedi, o Sofi'nin, Alika'nın evinin oradan geçmeyin. Niye? Orada dedi, cinler var dedi, adam bir dakika eyle. İyi akşamlar. Magazinlerde hakkımda kayıplara karıştı diye çıkan haber yanlış bilgidir. Ben kayıplara karışmadım. Köy meydanında göbek attıktan sonra eve gelip videoyu izledim ve fark ettim ki Konyalı kaşık böyle oynanmıyormuş. Ardından hemen aydınlatmak üzere aynı günün gecesi ilk uçakla Konya'ya uçtum. Uzmanlarından haftalarca eğitimler aldım ve yuvama geri döndüm. Önce hamdım, şimdi piştim. Dolayısıyla en kısa sürede de Konyalı kaşığın hasını tüm meydanlarda gözler önüne sereceğim. Saygılarımla kamuoyuna duyurulur. Foss dedi. Değerli izleyiciler, Foss dedinin ardından hemen yönetmenime dönüyorum. Bir tane de komik hadise ondan bekliyoruz tabii ki. Bakalım ne diyecek? Evet, tabii. Diğer üstadlarım da anlattığı gibi bizde de çok hadiseler mevcut. Bir gün VRT stüdyomuzda, kanalımızda bir program çekiyoruz. Kıymetli müdürümüz İbrahim Hacı Güzel de beraberinde, eşliğinde. Programı çekerken tabii biz kısa boylu zayıf, göbeğimize bakmayın ama kısa boylu zayıf, minyon bir tipli olduğumuz için bizi yönetmen, kanal sahibi tabii bilmiyorlar. Konuklarımız var tabii programda. Stüdyoya geçtik.
programa gelen konuklar da yeni. Geldiler, neyse uzatmayayım, programa başladık. Kayıda geçtik. Bir de belirli bir zaman geçtik. Kayıt reklam arası, ihtiyaç molası. Tabi o sıra 10 dakika 15 dakika ihtiyaç molası bitti ya. Biz rejiye geçtim. Yönetmenliği de ben yapıyorum. Rejiye geçtik. Koltuğuma oturdum, bir baktım orada konum birisi aynada saçını başını tarıyor, bıyığını tarıyor falan. Ama öyle bir giydiriyor ki bana. Sevmiyor beni. Öyle bir giydiriyor ki. Sessizce arkasına gittim. Aynada beni gördü, dondum, domates oldu. Böyle yaptım, geçtim bir daha rejiye. Geçtim. Sıradan tabii konuklarımızı Türk arıyoruz. Müzik eğlence programı. Sıra ona geldi. Gözü bana ilişti. Göz yüze geldik. Tabii domates. Ne okuyacağını şaşırmış. Herkes bir anda ona döndü. Vakit geçiyor. Türkiye başlayacak. Kayıttayız. Ben de hadi hadi yaptım böyle. Hareket. Unuttu söyleyecek Türkiye. Sonra birden İbrahim, kıymetli İbrahim adı güzel gibi ayağı fırladı. Ölürsem kabrime gelme isteme diye başladı. O burada herkes bir kahkaha attı. Böyle bir anımız geçti başımızdan. Hiç komik değildi. Hiç beğenmedim. Daha da anlatmam. Beğenmedim yani. Sen anlattığın için beğenmedim. Hadise komik olabilir ama. Zaten ne anlatsam da beğenmiyorsun ki sen ya. Yok zaten yani içinden gelmiyor beğenmedim. Kusura bakma. Verdiğin cevap kadar. Ya bu akşam çok kusura bakma. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ama hala sıra gelmedi mi Erdal Bey? Ha geldi geldi. Geldi geldi de orada rejiden işaret ediyorlar. Bir BTR'miz varmış. Erdal Bey orada reji mi var ki ya? Rejim var orada. Kimse yok ki orada. Kimse yok ki orada. Serkan Hocam yani dost musunuz, düşman mı? Şimdi bunu oradaki televizyondaki... Ya niye böyle yapıyorsun ki? De bana kimse önceden söylemedi ki bunu. Söyleseydiniz keşke. Ya tamam. Neyse burayı keseriz madem. Tamam. Rejiden devam edelim. Ama yok orada reji yani söyleyeyim mi? Ha. Tamam. Olsun. Onu seyirci bilmiyor yani hayatında. Değerli izleyiciler şimdi kısa bir ara. Pazar poşetlerini taşırken yoruluyordum. Hatta elinden düşüyordum. Kız sonrası o felebile dinlenmek için elimdeki poşetleri kıyıya bırakıyordum. Ve taşıdığım yük belime buyur, bel fıtığı olmuştu. Ama ondan sonra onu gördüm. O Life Team'den başkası değildi. Ve hemen koşamadım, girdim içeri. Sıcak karşılandım. Beni karşılayan delikanlıya durumu anlattı. Hafırladım, yok dedi ama güçlü olmak istediğimi söyledi. O da bana salonu gösterdi. Teşekkür ettim. Hemen daldım içeri. İlk işe koşu bandıyla başladı. Ardından çok ağır kiloları kaldırmaya başladım. Biraz zorlasam da başarılıydım. Ve artık gücüm kuvvetim yerine geldi. Çok ağır hatırları dahi tek elimle kaldırıp aldım. Hatta yüzlerce kilo yüklü hatırlar bile artık bana boş geliyordu. Onlarla resmen dalga geçiyordum. Gücüm o kadar çok gelişti ki sadece düşünce kuvvetimle bile bütün yükü kaldırabiliyordum. Artık ellerime bile ihtiyacım yoktu. Kestik. Bitti mi? Şu an bitti abi. Arkadaşlar, sayemizde artık sağlıklı herkesle gönül rahatlığından hava atabilecek. Teşekkür ederim. Sağ olun. Önce hamdı, şimdi pişin. Sağ ol, hoş geldin. Life Team'e gelin, siz de pişin. Bol bol kas yap. Life Team. Yıllık kayıtlarda kampanyamız başlamıştır. Ferit Selin Paşa Caddesi, Alsancak Sokak, No 2. Değerli solistim İbrahim Bey'e geçiyorum. Son olarak vatandaşlarımıza söylemek istediğiniz bir şeyiniz daha var mı? Ben vatandaşlarıma türkü çığırmak istiyorum. Acele etme İbrahim abicim. Bak az kaldı zaten programın bitmesine. Program bittikten sonra şu arka tarafta oturacağız. Dilediğin kadar bana çığıracaksın. Nasıl program böyle? Nereye gidiyorsun? Şak şak. Solist İbrahim Adıgüzel stüdyoyu terk etti. Nereye gidiyorsun İbrahim abi? Az kaldı. Abi nereye gidiyorsun? Allah Allah. Gitti. Adam gitti. Dönmeyecek mi?
Bilmiyorum ki. Gitti. İbrahim Bey, neden stüdyoyu terk ettiniz? Neredeyse iki gün kapımda yattı. Abi sensiz olmaz. Bir soliste ihtiyacım var. Etme abi, tutma abi. Mutlaka konuğum ol. Sana türkü çığırtacağım dedi. Kıramadım, geldim. İki saattir program yapıyoruz. Bir türkü çığırtmadı bana. Bir daha da bunun programına gelmem. Olsun, yapacak bir şey yok. Neyse, kalan sağlar bizimdir diyerek programımıza devam edelim madem. Evet Tüylü Adam, şimdi sıra senin o çok önemli soruna geldi. Hazır mısın? Hazırım. Çok merak ediyorum. Buyurun. Peki. Seni biz şimdi yoldan çevirdik ya. Evet. Sen nereye gidiyorsun? Soru bu mu yani? Evet, soru bu. Nereye gidiyordun? Çok merak ediyorsun. Evet, iki saati benim burada bunun için bekletiyorsunuz yani. Basın sizin programınız. Al sana bir şop daha. Kokaptan adlı adam Sadık Ak Elma'da. Stüdyoyu terk etti. Sen nereye gidiyorsun? Sadık nereye gidiyorsun? Gitti abi. Ne oldu yani? Allah Allah, bu da gitti. Niye gitti abi? Ne bileyim, anlayamadım. Soruyu mu beğenmedi? Ne oldu? Ha, abi geldi muhtemelen soru. O kadar zor bir soru da değil. Beni yoldan çevirdin. Tanımam etmiyorum kendisini. Sana bir soru soracağım dedim. İki saat bekletti. Eve de geç kaldım. Önemli bir şey soracaktı sandım. Bekledim. Nereye gittiğini soruyor. Sana nereye gittiğimden be adam. Gidiyorum ben. Zaten kapanışa geçecektik şimdi. Neyse, biz geçelim adam kapanış. Yapacak bir şey yok. Değerli izleyiciler. Programımız şaka gibi ama konuklar gerçek. Sorularımız şaka gibi ama cevaplar gerçek. Bir fosfat kirli çamaşırlar programının daha sonuna geldik. Fosfatlı kalın, fosfatlı. Güzeldi. Erdal Bey'in her türlü efendim güzelliklerine şahidi zaten. Allah razı olsun kendisinden. Ama arkadaşların gitmeleri tabii biraz şey oldu. Bu noktada da yani bunları söyleyebiliriz. Başka bir şey demeye gerek yok. Bana sormanıza gerek yok. Ben kendisini sevmem. Zaten kendisi de beni sevmez. Programda konuk eksiği var diye geldik. Ama zaten memnun da kalmadım. Bir daha da gelmem zaten. Program iyiydi, hoştu, güzel geçti. Ama yani sunucunun yönetmene niye takıldığını anlamadım. Herhalde aralarında bir problem vardı. Hayırlısı diyelim, belki ileride düzelirler. Başarılar dilerim. Okay. Prova yapalım, prova yapalım. Tamam. Sadık, sen oradan normal böyle yürüyeceksin, tamam mı? Gençler, ya abi tutsunlar diyor 2 dakika. Nereye kadar yürüyeceğim? Bana doğru, bu yana doğru. Yavaş yavaş gel abi. 1, 2, 3, kayıt. Olmadı. Oradaki yaptığın daha güzel. Yani sen orada daha güzel. Şöyle. O kadar da yavaş yürüyor abi. Sen normal yürüyün. Normal yürüyün. Normal yürüyün. Nasılsınız diye sormayacağım. Çok kalabalıksınız ama istiyorsanız hep birlikte iyiyiz. Teşekkür ederim. Gir alkışı. Ver efekti. Sen alkışlama. Sen alkışlama şapkalı. Sen beceremedin. Ya normal gerçek hayatta gibi oluyor. Tamam. Rahat. Evet Serkan hocam. Şimdi sana gene önemli sorularım olacak. Abi gibi sen. Evet Serkan hocam. Sendeyiz. Hani bana. Acele etme. Sana da gelecek. Önce Serkan hocamla. Ordunun de... Olmadı mı? Allah'ım ne kadar yavaş yürüyor. Normal yürüsene. Serkan hocam sendeyiz. Hani bana. Dur acele etme, sana da gelecek, acele etme. Ordunun derece... İbrahim abi ne yapıyorsun? Otur. Sen de hocam da. Hayır, şimdi değil, ben sana haber vereceğim. Bağırsana oradan beni. Ben de mi? Kalıklı bir adamsın, hemen aklı ortaya. Tamam mı? Yapma sen. İyi ki, hani bana, hocalar.
İbrahim Hoca İbrahim abi biz oturduğunda Halim hani ben yani. Yok benden. Benden. Ben de bunda önce Halim bana Halim bana oturunca benden. Senin için dayak yer. O son cümle ya bir müzik kullan. Bir de abi, bir tamam yaparız bir şeyler değil. Tamam. Ne zannedersin ya? Dostum, ben de yalan.